Merhaba arkadaşlar. Dersimizden dersimizden de sosyal bilgiler öğretmenini alan bilgisayar için kitabının 8. bölümü işleyiciler arkadaşlar. VABT'nin 8. bölümü. VABT'nin 8. bölümü. Peki arkadaşlar 8. bölümde ne yapacağız? 8. bölümde neler var? Sosyal bilgiler dersi öğretim programında bilgisayarla eğitimden bahsediyor arkadaşlar. Öğrencilere eğitim verdim. Peki, okul dışında hiç eğitim yapılmaz mı? İşte gezi gözlem amaçlı yapılan, araştırma ilgili amaçlı yapılan şeyler vardır ya eğitim aletleri. Bunlardan bir sayı arkadaşlar yüze yoluyla eğitimdir. Çocuklar yüzelere götürme. Ya da şeyse, diyelim ki yok okulda. Çocuğu nasıl bir yere götüreceksiniz? Bu durumda işte sana yüze yoluyla yaptırarak, yüze yoluyla teknik artmak gerekiyor. Bunlar sağlar işte. Sana yüze gezileri vesaire yapılarak çocuklarla öğrenme sürecini daha verimli bir şekilde yapmak arkadaşlar. Eğitim daha verimli hale getirmektir. Müzeyle eğitim amaçlarına büyük. Neymiş arkadaşlar müzeyle eğitim yapan amaçlarına birisi? Daha etkili, daha verimli bir şekilde öğrenme sürecine katkı vermek. Şimdi tarih yazan yapıyorsun. Tarih dediğinde neymişler, kılıçlar, baltalar, savaşlar, ortaçlar, tarih dediğinde katledecek. At üstünde ok atan işte Türk askerleri vesaire gibi değil mi? Peki şeyle yakın çağ tarihinde ya şey işte bir dünya savaşına doğru olan zamanda elinde malzeme tüfeğiyle Türk askerleri işte Türk subaylar, toplular vesaire değil mi? Ki dünya savaşı konusu geldiği zaman işte denizaltılar, savaş uçakları, atma bombaları bunlardan bahsediyoruz. Şimdi bunların sevgilerin tarihat olması değil de yani diğer işte kılıçlar, oklar, baltalar, tüfekleri, sensörlerinde şeyler var arkadaşlar. Bunlara müze denir. Şimdi müze dedik ama müze değil şimdi sadece aklımıza şey görmüş. Hiç asker anlamda müze vermiş. Ama bunların da böyle size söylemem gereken şeyler var. Müze ile eğitimin vizyonu nedir? Bundan bahsetmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi kültürel varlıklar, kültür denen bir şey var. Hani tarihten gelen kültür, coğrafyadan gelen kültür vesaire var ya. İşte bunlar arkadaşlar. Kültürel varlıklar, tarihi eserler anlamı, tarihi eserler. Bunun için hem işte camiler, hanlar, hamamlar, bina anlamında tarihi eserler hem de işte bundan 500 yıl önceki hanımların koyu, boyunlarını taktıkları koyu ileride küpelerden oluşan şeyler hem de işte askeri araçlık bunlarla kılıçlar, topuzlar, bunlar, bunlar gelsin aklınıza. Bu tarih eserleri anlamak, kurulmak, değerlendirme ve yorumlama becerisi ile zaman ve mekan algılama becerisi gelişmiş. Kültürel ve kültürler arası hoşgörü becerisi kazanmış, kendilerine çevrenin dünyaya karşı görüşler farklı davranan olan geçmiş bugün ve gelecek arasında bağ kurabilen arşivleme bakımı, arşivleme arşiv olmaz ama arşivleme bilincine sahip toplumsallaşmış bireyler yetiştirme. Şimdi arşivleme için aklınıza ne gelsin? Kayıt tutma. Kayıt tutma ama şimdi kayıtlar gelip birbirine karşıdır. Sınıflarını da yapmam lazım. Değil mi? Birbirine karşılanması için. Selçuklar'dan ayrı bir için, ayrı bir sınıflandırma, Osmanlı'nın için ayrı bir sınıflandırma ya da Batı'na göre kalan Roma İmparatorluğu için ayrı bir sınıflandırma, Avusturya Macaristan İmparatorluğu için ayrı bir sınıflandırma arkadaşlar. İşte müzey ile eğitim yapmanın vizyonu budur arkadaşlar. Tarihi için yani. Bu da biyoloji, matematik pek yoktur. Genelde tarih vardır. Şimdi müze kavramından bahsedelim biraz. Müze, müzyum. Evet arkadaşlar, müzenin ne olduğunu anlattık. İşte müzenin sosyal bilgilerden sadece öneminden bahsetti. Şimdi müze türlerinden bahsediyorlar arkadaşlar. Şimdi müze dediğimiz zaman aklımızda genelde hani tarihle alakalı şeyler geliyor değil mi? Tarih, bazı korunması, zor olan şeyler, çalıp yıkama şeyleri, işte yıkamasını engellemek için farklı binalar oluşturulur, çalınmaması için bir şeyler oluşturulur. Ne olur arkadaşlar bunlar? İşte muhafazalar altında sergileri vesaire değil mi? Tarih müze, genelde tarih müze diye anlıyoruz ama müzeler sadece tarih şeylerden oluşmalı arkadaşlar. Şimdi size bunun için diğer müze örneklerini verecek arkadaşlar. Arkeoloji müzesi. Şimdi arkeoloji ne demiştik? Ne demiştik? Müzelerde bizi tarih değil mi? Bak.
Hepsi tarihi değildir demek ne demek? Tarih olanlar da var, tarih olmayanlar da var. Bu durumda arkeoloji hangisine geliyor? Tarihi daha ağır bastığı şeylere geliyor değil mi? Şimdi arkeoloji dediğimizde en basit anlamda, hani halkın anlamda ne deriz? İşte kazı bilimleri de Aynen. meşedersiniz bir yer, ne diyeyim? Tarihi bir yer söyleyeyim. Meydan. Höyük, değil mi? Höyük geçer. Höyük dersiniz, mağara dersiniz. Mevlana. İşte mesela Mevlana, ne diyeyim? Mevlana'nın yaşadığı bina Mevlana mahalle çıkıyor hocam. Tepe var mahalle mi dedin şey mi? Konya şey mahalle. Tamam, o da oldu, evet, o da oldu. O da olaydı. Başka? Çünkü diyorum, bu tane büyük var ya. Evet. Bizim orada da bir kitap var ama onlar büyük büyük büyük. Büyük ha bak şimdi onlar hala hala bulunuyor değil mi? Şimdi onlar yetiştiği zaman yerin altından bazı şeyler çıkarsa diyelim ne çıktı insan iskeleti. Abi onlar da arkeolojik olarak kabul ediliyor. Bunlar bir karbon testi yapılarak yaşlarına bakılıyor işte kaç yıl, kaç yüz yıl, belki kaç yıl önce ne bazıları. Tabi o da arkeolojik için. İşte hadi arkeolojik bir şey soracağım. Dinozor kemiği demiştim. Hani bulunuyor değil mi hala hazırda? Buyur. Dinozor kemikleri hala hazırda bulunuyor. Hala hazırda Amerika'da bulunuyor. Türkiye'de sadece çiftlikleri yok ama şey var. İşte maçetleri. Mesela kaybolan kemikler var. Ne oldu bunlara diyorlar? Köpek aldıklar işte falan diyenler. Yok. Amerika'da mı Türkiye'de mi? Bilmiyorum yani. Kaybolan kemikler de yok. Türkiye'de diyorsan hani Türkiye'de şey yok. Bulunan, Türkiye'de bulunan bir dinozor yok. Hani en azından ben bilmiyorum. İlker canlı kalıntısı var hocam ya. Yok, ilkel canlı kalıntısı olabilir ama ben hani... Hayır, yok yok. Hatta dinozor kemiği de bulunmuş. Dinozor gelsin aklıma. Hocam bulunması imkansız bir görüntü. Bu Türkiye'de hani bunlarda şey değil, bir teori var ya. Ne teori? Kıtalarla ayrılma teorisi. Ne var? Kıtalarla ayrılma teorisi. Türkiye'nin oluşumu dinozorlara denk gelmemiş. İki o zamanlar aynen. Aynen. Onu mu kastediyor? Aynen. Ha, bu da olabilir arkadaşlar. Yok diyorlar. Şimdi arkeoloji dedik, kazı. İşte ne dedi? Köyük dedik değil mi? Mesela Fatih'e dedi, Aybaba Mahallesi. Orada ne diyeyim mesela, bunlar dünyanın bölgesinde falan bir yerleşim yeri var. Oraya diyelim, eşimiz, eşimiz vesaire. İşte elim kaplacak çıktı, ne diyeyim işte. Aile de baktılar, aklınıza ne diyeyim. Söyle, her şey söyle. Mesela kılıç çıkar, bak. Kılıç çıkar, bak, taşlar çıkar, çıkar. Altın çıkar, sıkıca çıkar. Bunlar, aslında doğru, altın. Gümüş, ıvır, zıvır ya da böyle zinet eşyalar. Bunlar nedir? Arkeolojik görevler düşün, başka bir şey daha var. Toprağın altından çıkanlar arkeolojik bir olarak geçiyor. Aynı zamanda denizin altından çıkan. Mesela hani savaş gemisi batar. Savaş gemisiyle birlikte batan ne diyeyim işte toplar, torpidolar, vururlar, vururlar. Ya da işte askeri kıyafetle vesaire. Mesela Titanic battı diye. Titanic'in içine kazma başlar, içine bir şeyler çıkardı. Bunlar da arkeolojik bir olarak geçiyor. Geçenlerde bir haberi gördüm hocam. Oraya şimdi bir şirket tur düzenliyormuş. Battı yere. Gemiyi çıkardılar mı? Gemi hala böyle bir şey. Cenazeler falan içinde mi yoksa? Cenaze kalmamış. Doğru, siz de doğru söylüyorsunuz. Peki şey var mı? İçine dalga için girip de böyle buradaki martinyada çağırdı var mı? Öyle bir şey var değil mi? Hatta onun videolar da var. Peki bunlar bir şeyde bir sevgiler, en bir iletişim özgürlüğü yapar mısın? Amerika'da. Mesela şey söylüyorum, işte bu dalma işlerini yapanlar her bir ülkede dalmışlar. O da hocam güzel soru aslında. Adam Amerika'ya gidiyor. Gerçi Amerika'dan İngiltere'ye gidiyor, adam Amerikan gemisi o çıkarıyor. Amerikan, şey diyeyim, dalmışlar Amerikan olur. Gemiler hep Amerikan gemisidir. Çıkan gemiler, bulgular vesaire de Amerika'da sayılır, öyle değil mi? Hani Titanic'le ilgili size bir şey anlatıp, dipnot anlatıp başka bir şey geçeyim. Kurtulan kişilerden birisi, hatta tek kişiydi galiba, bir Japon olmuş. Aynen. Sadece bir Japon parka yaşıyor. Öyle mi hocam? Bir sürü adam filmde nasıl bir sürü kişi kurtuluyor. Ya filmde hatta biraz... Hatta adam kurtuluyor. Filmde ne var? Gerçekte sadece bir Japon kurtuluyor, eşek. Kadınlar bir Japon. Şeye gidiyor, kadın seni getirir. Memleketini Japonya'ya. Halkı bunu düşünüyor. Sen niye cesur değilsin ya? Sen o evsiz, senin yoldaşların gönlünde seni ölmeli diyorlar. Onlar öyle seni ölmeli diyorlar, onu toplumdan düşünüyor. Onu korkak ilan ediyor. İlginç. Evet, ilginç değil mi? Bizim burada olsa maşallah dedi, bu kurtuldu. Allah'ın şerefine bak, değil mi? Ama orada dışlanmışlar hep gariptir. Şimdi arkeoloji bitirdik arkadaşlar, şimdi etnografya geliyor. Şimdi etnografya dediğimizde ne geliyor? Kültür.
Etno, etnik. Değil mi? Etnografya. Ne olabilir arkadaşlar? Etnografya hocam. Kültür bilim yani manası. Kültür bilim. Değil mi? Kültürel ürünlerin falan sevgilendiği bir ürünler. Bizim sırasında işlemi var mı? Ses kısmı. Evet, sıra. Şimdi sırasında etnografya tezi şimdi şöyle söyleyeyim size. İkran Numune Hastanesi biliyor musunuz? Evet. Değil mi? Orada mühendisli meslek lisesi var, onu biliyor musunuz? Var hocam. Mühendisli meslek lisesinin hemen yanında. Ha. Yani müthiş işte. Biraz bölgede şeyim zaten. Yani bölgede yanında sanat şey geçer ya. Sanat. Ha, sanat okulu, sanat lisesi diyecek bir şey. Sanat okulu olarak geçer. Orada yangın olur, buraya yanmış. Yangın olmuş orada. Yangın olduktan sonra yeni bir yapmış. Orada etnolar ve lisesi yaptık. Oraya gittiğiniz zaman arkadaşlar şey bulursunuz. Hititlerden kalma böyle işte, burnuzlu, öküzlü vesaire bulursunuz. Başka ne bulursunuz arkadaşlar? Yine Hititlerden. Hani en fazla Hititler var, diğerine daha var. Ben hiç en fazla var. Ben de gitmedim ama şeyi gördüm. Sonlar bize gerisi yaptım, öyle söyleyeyim. Sayılır gider. Zaten öğrenci de daha var. Aynen. Öğrenci olduğuna öğrenci belge gösterdiği zaman istediğin gibi gelebilir. Yani şey, konuları nasıl büyük ihtimal böyle değil. Ama şey, etnografi bize söylüyor. Neyse arkadaşlar, içeri gittiğinizde ne görüyorsunuz? En fazla Hititlerden kalma, işte Kafkasya, işte ne denir arkadaşlar, çatal, bıçak, silahlar vesaire görüyorsunuz. Ben gördüğümde işte, hani Sivas kanallarında reklam yapılır ya, işte görmüştüm. Şey, çok harika imali işlemi var böyle, heykeli denir ya. Çok şey diyor, güzel yapmışlar, esnaf arkadaşlar, bayağı bir güzel şey. Yani bağlı bir kaba sabah Çinlerle vesaire. Hiç öyle değildi, çok orantılıydı, geçene yakın. Bir de hani minyatürler vardı ya, kafa çok büyük, göre çok küçük vesaire. Öyle bir şey yapmamışlar, herhalde bir şey, geçe yapmak için bir şey yapmışlar. Öküzler, inekler, o tarz şeyler. Sonra sabahlarda öküz vardı ve garip bir şekilde paralar vardı. Yani milyarlardan öğrendiler, kendi Hitit parasını yaptılar ya da milyarlardan işte para aldılar, bilmiyorum. İşte bu ben de biliyorum ama paralarla görmüşüm onu. Şeyle hani ben gitmedim ama televizyonda gösterdim, öyle söyleyeyim. Peki başka, Sivas'tan başka örnek verebilecek var mı arkadaşlar etnografi ünitesine? Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Hani etnografi ünitesi genelde şeydir ya, şehrin kurulduğu yerdeki tarihesinden mesela araştırılıyor diye şeyler. Bu şöyle bir çıkarma bulmamıza neden olur arkadaşlar. Her ilin olduğu yerde, her il var. Bir şehir varsa o şehirde etnografi ünitesi kurulur yerde. Aynen. Hani küçük olduğu için mi? Şimdi bir bu var ama ilk artı bir etnografi ünitesi kurulur arkadaşlar. Tamam mı? Başka nereler daha? Mesela Türkiye'deki en büyük etnografi ünitesi sizce neresi? Ankara. Ankara. Peki orada da neler şey geliyor? Ankara. Aynı şeyler değil, çok daha büyük şeyler. Mesela Türkiye'nin her yerinde ayı çıkıyor. Cidden o güneş var ya, biraz... Bizden güneş var. O var mı hocam? İçer güneş mesela. Alaaddin Çelik Kupası mesela kalktı vardı. Etnografya müdesi de. O da olur. Anadolu Selçuk'un doktoru dedi. Ha şimdi ama öyle şöyle bir şey söz konusu. Tahtiye bir şey hani taht. Başka Konya olmuyor ki Konya'da olmaz lazım değil mi? Ben Ankara'da gördüm. Ama şey olmuştu mesela, savaş olmuştu, Ankara'da yenilmişti ya da kaçarken tahta oradan olmuştu. Hani bas, etkilen adamlar tahta beraber yenilmişler misin? Yok, daha güzel. Yani öyle bir şey bak, beş oda senaryo görüyorum. Evet. Geçen bir gün, sana soruyla görüşürüm. Ben işte, hani her yerde padişahlar, sultanlar, gittikleri yerlerde kalmışlar, kaleler, odalar oluyor mesela. Orada onun ayrı oda vardı, oradaki tahta. Hocam ben şunu da merak ediyorum. Şimdi sonuçta ta 1200 yılda yaşamış bir Anadolu Selçuklu devleti. Çak tutuluyor hala yazıda. Osmanlı döneminde falan bunlar nasıl muhafaza ediliyor acaba? Ediliyor, çok güzel ediliyor. Veya niye var ya? Ben de anlıyorum. Çok güzel var mı Osmanlı? Var. Osmanlı tatlı çok fazla var. Sıkıntı sadece Osmanlı'da değil, sıkıntı şeyde. Selçuklularda beylikler de. Ben anladım. Osmanlı çok var, Osmanlı değil. Açık söyleyeyim, neredeyse hiç sıkıntı yok diyebilirim. Hani saptıranlar dışında yaptık. Yani anladığım nokta şu, normal şartlarda onun kızı olmadığı yer yapılmaz mı? Ama şey var, kalelerde sandalyeler var ve taht var. Taht dediğim işte hocam büyük camilerde olan kürsü gibi bir şey yani. Ha, işte, sen ona ailelerde bir şey muamelesi yapar mısın? Ya odun kırdığında yapmış. Şöyle bir şey var Fatih'ciğim. Hani odun kıracı,
tahtelerin şey var ya, onu kıracak adamlar elinden çekti. Niye acaba? Emin olalım şimdi. Bir devlet vardır, o devletin önce başka devletler vardır, onlardan önce başka devletler de vardır. Bir devlet kuruluşu başka bir devletin topraklar üzerinde, kayalar üzerinde çıktı. Milleti tesis eder, öyle değil mi? Evet. Osmanlı mesela bu saat topraklarla ilk kurumlar kurdu, öyle değil mi? Evet. Öyle olunca mesela Bizans'ta bundan kalan tahtlarla olduğu köylüler mi dağıttı? Şimdi dağıldı. Değil mi? Bak, o köyüye geçer mi? Geçmez. Öyle şeylere baktı diyene asla vermez. Kendi muhafaza eder. Kendi mesela işte kendisine katılacak uç beyler vardı ya. Uç beylerine bak, gene bey takımlar. Yani de zaten yanında bunlar. İstediğin karşı toprak de. Öyle elemanlara geliyor böyle şeyde. Öyle olunca ne olur farkında? Hani kıymetlidir. Örnek veriyor, örnek veriyor. Bizans'tan gelen şeyler düşündü, Osmanlı'nın ele geçirdiği şeyler. Osmanlı mesela Osman Bay zamanında İnegöl seçeceği İnegöl tekrülü öldürülüyor. Neydi hocam İnegöl tekrülünün adı? Hı? İnegöl ayarlık o. Tam ayarlık o, tekrülü şeylerinde. Tekrülü öldürülüyor. Kim oluyor biliyor musun orada? İşte tahta vesaire ele geçirdik ve Osman şu ne bir? Bu tahta eritince hani şu renkler biraz dağıtın değil mi? Ne yapıyor kendi kullanabiliyorum? Kendi de kullanmak için hani İstanbul'a geçildi de kendi erkekler ağaçlar şimdi de oturmaz, ağaçmaz var. Yok yok, ağaçmaz değil hani kendi ileride ağaçtan tatlar oturmaz, ağaçı bilezik, şükür oturup takmaz, bilezik de böyle işte. Ama duruyor, bir şey alamet olarak duruyor bak. Bunlar Bizans'taydı şimdi bende diyor. Ve bunlar zengin insanlar oldukları için genelde hani bunları eritip yakma. İşte bahçe dediği gibi sonra yakma. Gene duymaz da. Geri de ne hocam ben onu tattım. En fazla çıkacak olduğum yani yarın toplar yok. Yani bu niye? Yani ne diye ya? Kimisi Fatih bak hani sen dedin ya toprağın altında duruyor bir şey yok. Toprağın altında durmaz çok daha tehlikeli. Ama altın yani. Ama şöyle bir şey var. Mesela altın elbiseler adam dedik ya. Tamam elbise altın, kılıçlar altın ama artı sadece altından şeyleri yok ki. Burada altın yerleri vardı. Orada mesela şeyler vardı. Yani takacak dediğim şeyler var da çok garip ürünler var. Şey düşün, bıçak sapı gibi bir şey düşünün. Ha bıçak sapı değil, cepheye düşünüyor. Gülü o, biraz daha bir de tabak düşünün. Göktürk alfabesini hiç görmüşsünüz, daha aşık aldığınız vardır. Göktürk alfabesi de sağdan sola doğru bir yazı yazılmış. Sağdan o şeyler var, eskide tamam. Yani milattan önce göğsüde karbon testi yapıyor demişti mesela. İşte o elemandan çiğini işte şahsane değil, şahsane değil, neresine değil. Ondan karbon testi en aşağı milattan önce 500'lerde falan yaşadığını gösteriyor. Ve alfabeyle yazı alınmış. Şimdi hani altın bozulmaz dedik değil mi? Evet. Bu kaderin bozulma ihtimali var. Bak işte asıl doğru olur. Asıl mucize orada olur. Anladın mı Fatih? Asıl mucize orada olur ama işte hükümde asıldır. Her gün baskını yaptırırsın, cilal atsın, parlatsın. Bu peşin olamaz neydi bence? Geçelim mi arkadaşlar diyemize de? Geçelim. Tarih üzerine geçelim arkadaşlar. Şimdi ne demiştik? Müzeli icabında ilk tarih çalıştık. Ben genellikle maçlarla meselelerdir arkadaşlar. İşte tarihin şeyleri korumak, saklamak ve muhafaza edip şeyleri sergilemek. Bilmeyenlere gösteriyor. Şimdi bundan önce yok muydu? Mesela örnek vereyim Osmanlı zamanında, Kanuni Sultan Süleyman zamanında, mesela Safevi Devleti'nin elçileri yedi zaman Osmanlı padişahlar gösterecek bir şey kullanmıyor muydu? Ya böyle müze gibi değil mi? Şehre kullanmıyorlar. Yok mesela, yok bak. Ama şimdi bir yerde muhafaza ediliyor. Binalar vardı. Sadece bunları muhafaza etmek için ve bunları sergilemek için yapmış binalar vardı. Topkapı Sarayı'nda vardı bunlar. Vardı ama buradaki ayrıntısındaki Fatih bak sadece mesela Safevi Devleti'nde işleri görebiliyor. Sadece işi görebiliyor işte. Ne bileyim işte Avusturya Devleti'nin adamlar görebiliyor. Müze dedi. Umumu açıyorsun değil mi?
mumu açıyorsun, gösteriyor. İşte herkes görebiliyor. Kavlada da şöyle bir şey var. İşte böyle bir ücret karşılar vesaire görebiliyorlar. Öyle değil mi? Bak Osmanlı'da da var. Hatta emin olun ki çok şeye kadar gider. Roma'ya kadar gider. Roma'da bile var. Ama işte halka açılması vesaire asıl bir oluşumu şeydi işte. Bilse bilgiler falan. Halkın görmesi için, tarihin doğrusu bilmesi için böyle bir şey bir şey yaparsan tarih üzerinde. İtalya müzesi deyince Türkiye'de aklınıza ne geldi arkadaşlar? Türkiye'de. Türkiye'de. Topkap sahilde mi parti? Başka ne var parti? İshak Paşa. İshak Paşa Sarayı. Saray evet bu da saray. Mesela şu anda kışlı olarak kullanılır mı? Turizm açıldı onlar. Mesela sıkıldıysan diyesini trebilir mi ya? Neyse. Peki arkadaşlar. Görürüz. 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 Görürüz.